Kıymetli gençler merhaba, bir başka deyişle hoş geldin tatlı çocuk. Bugün Barış Yayınları'nın Geometri e, TET kitabının, TET AYT Geometri kitabının kazanım bakış testlerine başlıyoruz. Kitabın tamamını kısmetse yakında kanalda tamamlanmış olarak göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde çözmeye odaklanacağım. En yakın zamanda bu kazanım bakış testlerini sizlerle beraber bitirme niyetindeyim. Kanala abone ol olmanız tabi bizim için çok tatlı, hoş bir durum olacaktır. Birinci soruyla başlıyorum. D1 doğrusunun D2 doğrusuna paralel olduğunu ve 171 derecelik bir açının varlığından söz etmiş. XXX X, açıları var. X kaçtır diyor. Şöyle tatlı bir iş yapacağım. Ne yapacaksın hoca? Şu D noktasından bahsi geçen D1 ve D2'ye paralel bir doğru çiziyorum. Ne işimize yarayacak bu? Eğer bu açının ölçüsü 171 ise ve şu şuna paralelse ki öyle çizdik. Şu çizeceğim kırmızı açı ile o 171'in toplamının 180 olduğunu söyleyeceğim. Yani şu açının ölçüsüne diyeceğim abi 9. Sonra cazıma şimdi şu D1 doğrusu ile bu sonradan çizdiğim doğrunun da birbirine paralel olması gerektiğinden abi şu üçünün toplamının kim onlar? X, X ve X artı 9 toplamının 360 olduğunu söyleyeceğim. <laughs> Yani bir başka deyişle 3 parantezine alacak olursam x artı 3 eşittir 360 olacak. Ve buradan biz 3'e bölersek x artı 3'ü 120 haliyle x'i de 117 bulmuş olacağız. Evet ilk sorumuz böyleydi. Çok tatlıydı. Kendisine teşekkür ediyor. İkinci soruya geçiyorum. Gene bir paralellik söz konusu. EB'nin açıortay olduğu bilgisi var. Şimdi şöyle bir oran var. Bunu nasıl kullanabiliriz? Ona odaklanmamız lazım. Şimdilik beklesen onu. Bekleyelim onu. BED 18 diyor. BED yani şu açının ölçüsünün 18 olduğu bilgisi var. Şimdi paralellik söz konusu olduğu için bu açıya 18 yazan adam şu açıya da 18 yazmalı. Çünkü burada bir Z var. Nerede Z var hoca? Aha da şurada tatı çocuk. 1, 2, 3. Yani bu 18'ler, bu yazdığım 18'ler iç ters açılar. Dolayısıyla ölçüleri birbirine eşit. E sonra ne diyeceğiz? E eşitlik vermiş. O zaman şuraya da 18 konduracağım. Yani mevcut tabloda ABC açısının ölçüsüne yani şurada bize verilen açının ölçüsüne 2 çarpı 18 dedik. O zaman abi burası 3 çarpı 2 çarpı 18 oldu. Eşittir 2 çarpı CED açısının ölçüsü ki ona da ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, X var atalım Y diyelim. 2 çarpı Y. Bunlar birbirini sadeleştirecek olursa Y'nin de 3 çarpı 18 olduğunu söyleyeceğiz. Okey baba. O zaman buradaki X açısının ölçüsü. Tabii ki de şu ABC açısı yani şu açının tamamı ile Y'nin toplamına eşit olacak. Ne diyeceğim o zaman oradan? Diyeceğim ki 2 çarpı 18, 3 çarpı 18 yani X'in eşiti 5 çarpı 18, bir başka deyişle 90 deyip paket yapacağım. E veya 36, 54 dersin. 3 çarpı 18 ve 2 çarpı 18 de bırakmamın sebebi toplamları çok güzel, çok tatlı oluyor. 5 çarpı 18'i tekte halledebiliyorum. Evet gene bir paralellik verilmiş. Ne mutlu bize. Alfa ve beta açıları var. Hatta bir de teta var. 30 derece. Yani sonra ilk başta ürkütücü görünebilir. Niye? Abi çünkü bir tek e, 30 derecelik açının ölçüsü verilmiş. Bizden istenen ne? Alfa, beta ve teta'nın e, toplamcağızı. Ölçülerin toplamı kaç derecedir diyor. Şimdi eğer şöyle bir şey söz konusuysa ki söz konusu yani BA'nın nereye? CD'ye paralel olduğu söyleniyor. O zaman şuradaki kırmızı alfa açısı ile şu açının ölçüsü, istersen onu da kırmızı yapalım. Şu açının ölçüsü birbirine eşit işte olacak. Gene burada da bir Z var. Hangi Z'den bahsediyorum? AB Özür, bunu burada bırakmam lazım. AB BC ve CD. Belki bunu görmesi biraz zor olabilir ama çok tatlı bir Z var burada. E o zaman böyle bir durum söz konusuysa şuradaki bütün açıların toplamının 360 olduğunu söylememiz gerekir. Yani yazmam gereken eşitlik alfa, beta, teta ve 30 kardeş eşittir 360. E ne kaldı o zaman bunlara birader? Alfa, beta ve teta'ya 330 kaldı. Güzel. Üçü de e, paket yaptık. Geldim dördü. Bakınız paralellikler var. Buradaki paralelliklerin adedi 2. Yani D1'in D2'ye paralel olduğunu söylüyor. Şu şuna paralel. D3'ün de şunun da şuna paralel olduğunu söylüyor. Ne mutlu. Okey. Neler yapabiliriz? Eğer şu açının ölçüsü alfa ise, şuraya alfayı konduruyorum hemen. Benden alfa ve beta toplamının kaç olduğunu sormuş. Hatta şöyle yapabilirdik bunu. Şu CD'yi uzatıyorum. Paralel ol, olduğunu zaten biliyoruz. O zaman şuraya alfa yazdıysak şuraya da alfa yazacağız. Üçgenin iç açı ölçüleri toplamını biliyoruzdur herhalde 180. Yani alfa artı beta artı 80 eşit 180 diyeceğim. Dolayısıyla alfa ve beta açılarının ölçüleri toplamının 100 olduğunu paket yapabileceğiz. Geliyorum 5'e. Kim kime paralelmiş? DBCG. Yani şununla şu. Okey. D1 de D2'ye paralel. Yani şunla da şu birbirine paralel. O zaman öncelikli olarak şunu gördüm. Sorunun devamını okumadım belki ama AB şu açının ölçüsüne A dersek şu açının ölçüsüne de A dememiz gerekir. Eş açılar var. Bunlara da BB diyorum. Peki. AED açısı ne olduğunu bilmiyorum ona. X diyorum. X ABC açısı onun da ne olduğunu bilmiyorum. Y diyorum. Bunların farkı 22 imiş. Şimdi bu kalsın. Bakın x açısını nasıl oluşturacağız? Şu göbekteki x açısının ölçüsü şuradaki a ile 2b'nin toplamıdır. a artı 2b yazıyorum. Peki y için nasıl bir eşitlik yazarım? y açısının ölçüsü de dikkat et. Az önceki şeklin hemen hemen aynısı var. Bunu karıştırma. Şurada bir m var. Aha da şurada. O zaman y açısının ölçüsüne ne diyeceğim abi? a artı b. Bu ikisinin farkını nasıl yazarız? Çıkarıyorum bunları birbirinden. X eksi Y. A'lar birbirini götürdü. Sadece B kaldı ki bunun da 22 olduğunu vermişti. Aha da şurada. Tamam. Ne istiyorsun benden? E, A, K. Yani benden istenen açı 2B'lik açıymış. A sana 44. Geldi Malatya'ya yani. Malatya'daki arkadaşlara selam olsun buradan. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. D1, D2'ye paralel, okey, 130 derece, 90 derece. Bana diyor ki, x açısının ölçüsünü bulur musun? Şimdi şöyle bir tatlılık var burada. Ne var hoca? Şu açının ölçüsünü A, şu açının ölçüsünü A diyorum. Eş açıları, eş isimlendirdim. Peki, bunu böyle dedikten sonra şuradaki Z'yi görüyorsundur diye ümit ediyorum. Aha da şuradaki. Yani bir başka deyişle söyleyeceğim şey, aslında x'in eşitinin de 2A olduğu x'in eşitinin de 2a olduğunu söylüyorum abi. Okey baba. Sonra evet tamamız. Şimdi soruda başka neler yapabiliriz? Ona odaklanmam lazım. Başka neler yapabiliriz? Tamamsa iş biter. Şimdi biraz fantezi yapacağım. Şekli biraz büyütüyorum. Nasıl fantezi yapacaksın? Soruyu başka yollardan da çözebilirsin ama benim gözüme şu an şu tatlı fantazi göründü. Şu açının ölçüsü 50. Evet şu açının ölçüsü 2 içi 1 dış yapıyorum. 50 artı 2A. gene benzer şekilde aynı şu açının ölçüsü A ile 90'ın ölçüleri toplamına eşit. Yani yazmam gereken şey 50 artı 2A eşittir 90 artı A. Yani A'yı buradan kaç bulacağım? 40. Okey. X neydi? 2A. Yani kaç yapacak abi? 80. Başka türlü de gidebilir miydik? Evet. O yollarda sana kalsın ve ben yedinci soruya geçeyim. Evet D1 D2'ye paralel 162 derecelik bir açı verdim sana diyor. Ee, burada eşit görünen açılara bizim yerimize isim vermiş. Yani biz A demek zorunda kalmayacağız ve onların ölçülerini X diyor. Yani 1x, 2x, 3x. Okey. Bu paralelliği bana sorunun başında verdiği paralelliği kullanmak için şu ED'yi uzatıyorum. Aha da uzattım. Ne işine yarayacak bu hoca? Abi bu soruyu bitirecek. Öldürücü darbeyi yapıyorum. Şu açının ölçüsü 180 eksi 162. Yani kaç? 18. Okey. O zaman şu açının ölçüsü 2 iç bir dış yapacağım. Yani diyeceğim ki x artı 18. Ve buradaki tatlılık şu. Şunun şuna paralel olduğu bilgisi bizde mevcuttu. Dolayısıyla şu 2x ile buradaki x artı 18 yöndeş açılar. Yani Ölçüleri birbirine eşit. 2x eşittir. x artı 18. x'i çek buraya. 18 kalsın. Zaten onu istemiyorum muydu? Evet. O zaman paket. Geliyorum testin son sorusuna. Soru 8. Yandaki şekilde D1 ve D2 birbirine paralel. Okey. 18 dereceyi verdim sana diyor. E, diklik var. Açı ortay var. EABX e, AB'ye X demiş ama burada alfa görünüyor. Yani ben bu soruda şu düzeltmeyi yapacağım. Şu açının ölçüsünü X demem istiyor. Alfayı sildik şekilden. Okey baba. Diyor ki X kaç derecedir? Şimdi şu üçgenin yani BHC üçgeninin iç açıları ölçüleri toplamı 180 olduğundan kalacak şuraya 72. E, o zaman burası da 72. 72, 72 kaç yapıyor? 144. Şimdi x açısına odaklanacağım. Bu 144'ü biraz siliyorum. Çünkü şeklin içine girmem lazım. Az önceki soruda yaptığımın benzerini yapıyorum. Şu e a'yı uzatıyorum. Evet bu şekilde uzattım. Ne işimize yarayacak bu? Şu işimize yarayacak. Şu açının ölçüsünün 144 olduğunu söyledik. Okey. Dikkat edecek olursan şu açıyla o 144 yöndeş. Yani şu açının ölçüsüne de 144 diyeceğim ve şu üçgende sonradan oluşturduğum bu üçgende iki iç açı ölçüsü toplamı yani 144 ile 18'in toplamı bana x'i verecek ve x'i buradan 162 yani a şıkkı bulacağım. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Birinci testi böylelikle noktaladık. İkinci testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve abone olmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın.